Merhaba hocam. Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile Yakındoğu Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı bir işbirliği içinde. Bize bu işbirliğinden bahseder misiniz? Tabii. Hacettepe Üniversitesi ile Yakındoğu Üniversitesi arasında yapılan anlaşmaya göre biz elimizden gelen en büyük katkıyı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hastanenize zaten yapmaktayız. Tıp Fakültesi ile olan işbirliğimiz 4 yıldan beri temel bilimlerde sürdürülmekte. Bir yılda da klinik bilimlerde bu işbirliğini yapıyoruz. Bu işbirliği içerisinde radyasyon onkolojisi bölümünde bizim öğretim üyelerimiz ve uzmanlarımızla birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Yakındoğu Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde uygulanan tedavileri anlatır mısınız? Yakındoğu Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde en modern radyoterapi teknikleri şu anda uygulanmakta. Bütün radyoterapi tekniklerine bakacak olursak bir klasik dediğimiz teknikler var, bir de modern radyoterapi teknikleri var. Bu modern radyoterapi teknikleri içerisinde de en üst düzeyde yoğunluk ayarlı radyoterapi veya intensity modulated radyoterapi diye bir üst başlık diyebiliriz buna var. Bu tedavi Yakındoğu Üniversitesi'nin bu merkezinde rahatlıkla uygulanmaktadır. Hastalar günümüzün en modern teknikleriyle tedavi edilebilmektedirler. Bölümün teknik altyapısından bahsedersek neler söylemek istersiniz? Bölümün teknik altyapısı yeterli. O modern bir radyoterapi cihazı var, eksternal radyoterapi cihazı var. Bunun yanında bir de brakiterapi cihazı var. Bugün ilk defa brakiterapi hastası da alınmış durumda. Bu sabah alındı. Diğer taraftan önemli bir husus da burada gelen hastaları kapıdan girişinden, ilk tanısından, tedavisinden, kontrolüne kadar Hacettepe Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünün öğretim üyeleri ve uzmanları takip etmekte. O açıdan da bir akademik tedavi şekli de yürütülmektedir.